Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kauçuk ya da Latince dili Ficus elastica, dutgiller yani Moraceae familyasından oval biçimli, geniş ve parlak yeşil yaprakları olan çalı ve ağaç formunda olabilen tropik bir süs bitkisidir. Anavatanı Asya'nın güneyi olan kauçuk ağacının östüğünden lateks elde edilir. Fakat artık günümüzde ticari anlamda lateks üretimi için tercih edilen ağaç değildir. Hevea brasiliensis de kauçuk olarak bilinir ama hepimizin bildiği kauçukla akraba bile değillerdir. Kauçuk incir ağacının yani Ficus carica'nın da içinde bulunduğu bir aileden gelir. Ve tıpkı incir gibi tozlaşma sağlayabilmesi için kendine özgü bir mazı böceğine ihtiyaç duyar. Mazı böceklerinin tozlaşmayı nasıl gerçekleştirdiğini merak edenler incir ağacının anlattığı videoya göz atabilirler. Dolayısıyla kauçuk başka böcekleri kendine çekmek için dikkat çekici çiçeklere sahip olmaya gerek duymaz. Etrafta tozlaşmayı sağlayacak mazı böcekleri varsa da sarımsı yeşil küçük meyveleriyle tohumunu oluşturur. Bu meyvelerin yenebileceği ama hiç lezzetli olmadığı söylenir. Fakat ağacın lateks elde edilen özlüğü zehirlidir ve deride tahrişe yol açabilir. Evinizde bir kauçuğunuz varsa ya da almayı düşünürseniz onu aydınlık bir köşeye alarak mutlu edebilirsiniz. Kauçuk güneşi sever ama kuraklığa dayanamaz. O nedenle düzenli sulamanız gerekir. Yaprakları birbirinden farklı pek çok kültür çeşidi de vardır. Kauçuğu saksı bitkisi olarak görmeye alıştıysanız Akdeniz iklimindeki bahçelerde nasıl da bir ağaca dönüştüğünü görerek şaşırabilirsiniz. Sanırım kauçuğun ağaç formunu ilk defa Antalya'da bir otelin bahçesinde görmüştüm ama o kadar da şaşırmamıştım. Çünkü büyükannemin evinde kocaman bir saksıda neredeyse ağaç halini almış bir kauçuğu vardı. Fakat yine de Antalya'da gördüğüm kauçuk ağacıyla saksıdaki bitki kıyaslanamazdı. En fazla 30 ile 40 metre kadar uzayabildiği söylenen kauçuğun benim gördüğüm örneği belki sadece 10 ile 12 metre kadar olduğu halde bahçede güzel bir gölge ağacı vazifesi görebiliyordu. Kauçuk hava kökleri ve toprak üzerinde yayılıcı olan kökleriyle de toprağa sımsıkı sarılan bir ağaçtır. Hatta bu özelliği nedeniyle kauçuk ağaçlarının bol bulunduğu Hindistan'da kauçuk köklerini tıpkı dev bir bonsai yaparmış gibi şekil veren ve böylece ırmaklar üzerine ağaçtan yapılmış canlı köprüler inşa eden bir köylüyü anlatan bir video izlemiştim. Meğer bu işi yapan başkaları da varmış Hindistan'da ve hatta bu babadan oğula geçen bir tür sanatmış. Ağaçların insanlardan çok daha uzun yaşadığı varsayıldığında böyle olması da mantıklı. Bu insanlar köprü yapmak için ağaçları kesip doğramıyor. Irmağın iki yakasında bulunan ağaçların köklerini birbirine sarılacak şekilde sadece yönlendiriyorlar. Yaşayan köprüleri kullanan, yüzme bilmeyen kim bilir kaç insanın ırmakta boğulmaktan kurtulduğunu bir düşünün. Şimdi bu köyde yaşayan, okuma yazması bile olmayan insan mı zekice davranıyor, yoksa yol, köprü ve havaalanı inşa etmek için koskoca ormanları çöle çevirenler mi? Bu iki insandan hangisi daha vicdanlı, medeni ve bilgece davranıyor? Bu videoyu da işte bu soruyla noktalamak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.